muhtaç insanlara yardım etmek isteyip de bu fırsatı bir biçimde bulamayanlara Savaş'la Barış adlı iki kardeşin imkansızlıklar içinde verdiği hazin hayat mücadelesini anlatmak istiyorum. İki kardeş 8 yıl önce annelerini kaybetti. Barış henüz 9 yaşındaydı. Baba genç yaşta kaybettiği eşinin acısına dayanamayıp hastalandı. Yatağa düştü. Ona bakmak, evin büyük oğlu Savaş'a düştü. İki kardeş bir yandan da okula gidiyordu. Baba yatalaktı. Ailenin hiç kimsesi yoktu. Savaş babasının ihtiyaçlarını yatağının başucuna koyup evden çıkıyordu. Aslında küçük Barış da bakıma muhtaçtı. Ağabey onu yedirip içirdikten sonra okula uğurluyordu. Kendisi de o yıl 19 Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. Babaları bir süre sonra hayatını kaybetti. Evin direği yıkılmıştı. İki kardeşi kötü günler bekliyordu. Babanın emekli maaşı kesilmişti. Izdırap dolu günler çok geçmeden başlamıştı. Devlet baba devreye girdi ve onlara yetim aylığı bağladı. Selahiye Mahallesi, Tevfikiye Sokak'ta bir apartmanın zemin katında kirada oturuyorlardı. Kirayı yetim aylığıyla ödüyorlardı. Ancak kış bastırmıştı. Odun kömür parası yoktu. Onlar elektrikli sobayla ısındı. Sonra yüklü elektrik parası gelince faturayı ödeyemediler. Elektrikleri kesildi. İki genç komşularında derslerine çalıştı. Gece eve döndüklerinde aynı odada kalıp nefesle ısınıyorlardı. Savaş bu zorlu günler içinde başarısız bir eğitim öğretim dönemi geçirince bursu da kesildi. İki gencin hayat kavgasında gardı düşmüştü. Her an yenilmek mümkündü. Ancak komşularının yardımıyla zar zor ayakta kalıyorlardı. Bu arada kira, elektrik ve su borcu birikiyordu. YEDAŞ icraya verdi. Abonelik rahmetli babalarının üzerineydi. Ev sahipleri merhametliydi. Onları sık boğaz etmiyordu. İki gencin yaşadığı dramı öğrendiğimde Savaş'la görüşmek istedim. Gazetede onu dinlediğimde daha çok üzüldüm. Acımasız hayat kavgasında bu iki gencin yenik düşmemesi için yaşadıkları yürek yakan dramı sizlerle paylaşmak istedim. Ve hadis alimlerinden İmam Tirmizi'den bir aktarma yapalım. Müslümanlar arasında kim bir yetimin yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilemeyecek bir günah işlemişse bile Allah onu mutlaka cennete koyar.